Efendim, Ukrayna Rus casusluğu endişesiyle Rus mesajlaşma uygulaması Telegram'a yasak getirdi. Ukraynalı hükümet yetkilileri ve askeri personel artık resmi cihazlarından Telegram kullanamayacak. Şubat 2022'den bu yana Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta önemli bir bilgi kaynağı haline gelen Telegram, Kiev yönetiminin engeline takıldı. Rusya'nın silinen Telegram mesajları da dahil olmak üzere bazı verilere erişim sağlayabildiğini öne süren Ukrayna, Rus casusluğu endişesiyle harekete geçti. Hükümet yetkilileri ve askeri personelin Telegram kullanımına yasak getirildi. Ukrayna Askeri İstihbarat Teşkilatı Başkanı Kirilo Budanov, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'ne bazı kanıtlar sundu. Rus özel servislerinin Telegram'da casusluk yapabildiğini ve kendilerini gözetleyebildiğini iddia etti. Bunun bir ifade özgürlüğü değil, milli güvenlik meselesi olduğunu savundu. Bunun üzerine hükümet yetkililerinin Telegram kullanımı yasaklandı. Yasağın kişisel cihazları değil, yalnızca resmi cihazları kapsadığı belirtildi. Telegram'dan açıklama gecikmedi. Kişisel verilerin ya da mesajların ifşa edilmediği belirtildi. Gizlilik yasasının Rusya'yı da kapsadığı bilgisinin altı çizildi. Nitekim Fransa, Telegram hakkında yürüttüğü organize suç soruşturması kapsamında bazı kullanıcıların kimlik bilgilerini talep etmişti. Telegram, Fransız polisinin talebine yanıt vermeyince uygulamanın CEO'su Pavel Durov işbirliği yapmadığı gerekçesiyle Paris'te gözaltına alınmıştı. 4 gün nezarette tutulan Durov, 5 milyon euro kefalet ve Fransa'dan ayrılmamak kaydıyla serbest bırakılmıştı. Durov'a aralarında organize suç örgütünün yasa dışı transferlerine imkan tanıyan çevrim içi platform yönetmek de dahil olmak üzere 6 suçlama yöneltilmişti.